geldiniz efendim. 78 yıl sonra, baktık tam 78 yıl, 74 de değil. 78 yıl sonra yani ilk çok partiye geçtikten sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balıkesir Belediyesi'ni kazandık. Partimizin doğrultularında, ilkelerinde, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla vatandaşımızı kucaklayarak kimseyi ayırmadan tam bir sosyal demokrat anlayışla yolumuza devam ediyoruz talimatlarınız doğrultusunda. Hatta bunu da bugün ayırdık. Sizin gelmenizin şerefiyle bugün itibariyle bir sözümüz vardı. 10 numara kart diye. Sosyal yardım bugün itibariyle yürürlüğe de giriyor. İlk kartınız da sizindir. 10 numara kart, yakın kart. Çok güzel. Bununla sosyal yardımlarımız inşallah 10-15 gün içerisinde başlayacak. Daha önce verdiğimiz sözlerimize istinaden. 100 günde yaptıklarımızın bir kısmını sizler paylaştınız. Teşekkür ederiz. İçeride size daha ayrı detaylı sunum da yapacağız. Ben burada huzurlarınızda bütün belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Hem genel başkan yardımcıma hem de milletvekilime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl başkanımıza gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Balıkesir'imizde iktidar yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çok teşekkür ederim. Biz de bu odaya gelip oturmayı, Ahmet Akın'ın bir kahvesini içmeyi aslında çoktan hak etmiştik. Balıkesir de bunu çoktan hak etmişti, Ahmet Başkan da. Ama 5 yıl gecikmeli de olsa Balıkesir halkının hem de %51'inin teveccühüyle bu göreve gelmiş olmanızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Biz Ahmet Akın'la 9 yıl, 8 yıl aralıksız görev yaptık mecliste birlikte. Uzunca bir tamamında görev yaptığımız dönemi ben grup başkan vekiliydim. Önemli bir döneminde son kısımlarında Sayın Ahmet Akın genel başkan yardımcımızdı. Milletvekillerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte çok uyumlu bir süreci yürütüyorlar. Zaten hiçbir başarı bir tek şeye bağlı değildir. Yani sadece partinin genel başkanına, genel merkezine ya da sadece adaya ya da sadece örgüte değil, hepsinin birden olması lazım. Balıkesir'de böyle bir başarının sonucunu aldık. Uzun süredir hazırlandığımız ve hak ettiğimiz bir sonuçtu bu. Biraz önce Sayın Ahmet Akın'ın 100 günde yaptıklarını saydım. Gerçekten Türkiye'nin en borçlu ilk 5 belediyesinin içinde adı sayılan bir belediyede azımsanmayacak işler yapılmış. Altyapı çalışmalarından asfaltına, bir takım yatırımlarına kadar ya da tarımsal sulama için elektrik desteği verilmesine kadar son derece önemli işler yapılmış ve başlanmış. Biraz önce yakın kartın bir numaralı kartını bana verdi sevgili Ahmet Akın Başkanımız. Burada tabii bir logo var. Balıkesir'in yeni logosu. Bu bir yerden baktığınızda Balıkesir'in B'si. Bir yandan baktığınızda kalp. Bir yandan baktığınızda da vatandaşı sarıp sarmalayan, kucaklayan Ahmet Akın'ın şahsındaki CHP belediyeciliği. Bu bizi çok güzel anlatıyor. Bu kartlar Ekim-Kasım ayı gibi değişecek. Evet. Farklılaşacak. Şöyle değişecek. Bu kart yine olacak ama bir tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk kartının ya da o günkü lansman ismiyle şimdi emekli halk kart olarak söylediğimiz emekliler için, öğrenciler için üniversite halk kart, çiftçiler için çiftçi halk kart gibi çeşitli kartlar olacak. Bir tarafı bütün Türkiye'de ortak olacak, bir tarafı yerele özel olacak. Yerel tasarımı tamamlanan ilk kartı çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Ayrıca bunun sadece göstermelik bir kart değil, gerçek bir alışveriş kartı, gerçek bir kredi kartı, hatta bir takım internet alışverişlerinde dahi ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek bütün uluslararası standartları sağlayan, içine Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlamında nakitse nakit, etse et, yakacaksa yakacak, doğalgazsa doğalgaz, öğrenciye bir sinema bileti hediyesi ise dönem arasında vizelerinin bittiği gün böyle jestlerinde yapılabileceği, önü çok açık bir kart.
Tabii ki emekli Halk Kart bütün emeklerinin sorununu ya da Yakın Kart Balıkesir'deki herkesin sorununu çözmez. Bu sorunlar sadece bu kart Ahmet Akın'ın Balıkesirli'ye önceki dönemlere göre daha yakın bir belediyecilik yapacağını gösteriyor Yakın Kart. Sorunları bitirmeyecek ama bir nebze hafifletecek. Sorunların bitmesine çok önemli bir katkısı olacak. Bu kart halkla Cumhuriyet Halk Partisi arasında halkçı belediyecilik üzerinden bir köprü kuracak. Bu köprü inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. İnşallah. Emeklilerin bütün sorunları CHP iktidarında çözülecek. Esnafın sorunu, çiftçinin sorunu CHP iktidarında çözülecek. Asgari ücret artık herkes için bir temel ücret olmaktan çıkıp bir işe başlangıç ücreti, nüfusun %10'unun muhatap olduğu istisna bir ücret, gerçek ücretler çok daha yukarılarda sıralanacak. Bütün Avrupa'daki sosyal demokratlarda olduğu gibi. Buradan söyleyelim, 10 yıllık CHP iktidarından sonra, CHP'nin de iktidarda yer aldığı Türkiye İttifakı'nın iktidarında 10 yıl sonra biz de sıfır atacağız. Tayyip Bey 6-0 atmaktan çok övünüyordu. Biz 1-0 atacağız. Ama Tayyip Bey hem maaşlardan 6-0 attı hem fiyatlardan. Biz maaşlardan değil, sadece fiyatlardan 1-0 atacağız. 1-0 olsun bizim olsun. Öyle altının peşinde değiliz. Çünkü 6 her şeyden 0 attı. Aynı eski hamam eski tas. Ama biz 1-0 attığımızda, örneğin bugün maaş aynı olup mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Veya üzümün, zeytinin, buğdayın aynı fiyat olup mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Kıymanın 60 lira olduğunu düşünün. Kuşbaşının 75 lira olduğunu düşünün. Maaş aynı. Bu alım gücüyle ilgili bir şey. CHP iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi CHP'yi hem Avrupa Birliği hedefine doğru götürecek ama Avrupa Birliği ülkelerindeki milli gelir noktasına getirecek. Bugün Tayyip Bey'in önerdiği yerdeki milli gelir 4500 dolar. Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ortalama milli gelir 4500 dolar. Avrupa Birliği'nde 45 bin dolar ki buna yeni üyelerin, Balkan ülkelerinin katkısı var. Normalde 60 bin dolar eski Avrupa Birliği ülkelerinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 yıllık iktidarında milli gelir 45-50 bin dolar seviyesine çıktığında o zaman giderlerden 1-0 atacağız. Maaşlardan değil, masraflardan, etiketlerden birer 0 atacağız. 1-0 olacak, bizim olacak. Bütün Türkiye'nin yüzü gülecek. Efendim ayrıca yine bu hem vekillerimizin hem de sizin bu sokak hayvanlarıyla ilgili gösterdiğiniz duyarlılık için Balıkesirliler adına teşekkür ederiz. Biz bu çağrıyı duyarak hemen Balıkesir'de bir sahipler sahipsiz bırakma diye bir kampanya başlattık. Eşim Arbil de bu işin sağ olsun gönüllü koordinatörü. Bütün Balıkesir'de bütün belediyelerimizle birlikte iki barınağımızda 2500 hayvanımız var şu anda. Can dostumuz var. Kedi ve köpek olarak. 3 tane de ayrı bir merkezimiz var. İlk hedefimiz bunları sahiplendirmek. 5 günde 270 can dostumuzu sahiplendirdik. Bizim belediyemizin de bir tane patican var. Patican'ımız da buralarda geziyor. O çağrı içinde sonuna kadar yanınızdayız. Elimizden ne geliyorsa da yapacağız. Bizim özel kalemimiz nerede? Bir tane de siz sahiplenin. Tamam. Genel merkeze. Çok güzel. Bir tane de genel merkezimiz için. Tamam, biz buradan müsaade bugün, ederseniz evet, yapalım. Uygun olan. Ben getireyim isterseniz. Tamam. Efendim. Bugün uygun olan, en çok sahiplendirmekte önceliği olan, ihtiyacımız olan, yani böyle bir an önce bir aileye kavuşması gereken evet, hangi hayvanımız varsa onu baksınlar. Tamam. Alalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesinde. Çok güzel. Biz sahiplendirme kampanyasına Balıkesir'in destek veriyoruz. Efendim, belediyelerimiz onun, yaptıkça desteklerimiz sürecek. Onun web sitesi de oluşturduk. candostlar.balıkesir.bel.tr. Evet. Buradan hakikaten büyük bir ilgi oldu. Bu vesileyle sizin o talimatınızı şöyle getirmiş oluyoruz. Şöyle sarışın bal rengi bir şey olursa adını da bal koyarız. Tamam. Balıkesir'in balı olur. Ben bulurum. Bulun. Kesin. Şöyle bal rengi bir şey varsa bir köpek mi olacak? Evet, haftaya bekliyoruz. Tamam. Hatta grubumuz olursa gruba getirirsin. Tamam, genel merkezin bahçesine. Tamam. Genel sekreterimize söyleyelim. Bir hazırlık da yapsınlar. Tamam, bal diye de üstüne yazsınlar. Çok güzel olur. 31. Tamam.
Bir de seninki triplex falan olur. Zengin. Güzel bir şey yaparsın. Doğru ol. İki tane cam bulur. Isıtmalı, soğutmalı bir şey yaparsın. Otomatik kapı. Bir de efendim bizden sahiplenilen sokak can dostlarımızın mama ve veterinerlik desteğini biz karşılıyoruz. Tamam. O zaman her ay yollayacaksın. Bir şekilde yollayacağız. Oradan bulacağız. Tamam. Şöyle. Şöyle yapalım. Gerçekten sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz. Bu işin en kritik noktası. Az daha meclisten katliam kanunu çıkıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partilerinin direnişiyle bir ölçüde engellendi. Şimdi örtülü katliam kanunu çıktı. Nedir o? Belediyelere yükümlülüğü veriyor, para vermiyor, kaynak yaratmıyor. Yani diyor ki gözün görmediği yerde sen bunlardan kurtul. Bizim belediyelerimiz böyle bir iş yapmayacak. Bunu baştan söyledik. Ama buna halk desteği lazım. Biz toplayacağız, kısırlaştıracağız. Ama bunun sahiplendirilmesi lazım. Biz Balıkesir Belediyesi'nden balığı alacağız, götüreceğiz. Ama önümüzdeki dönemde bütün vatandaşlarımızı, sözümüze değer veren bütün vatandaşlarımızı... Patican. Bir de efendim şöyle iki tane Sahra Hastanesi kuruyoruz. İki tane. Onlar atladı. Kısırlaştırmak için. Bizde de zafer var. 31 Mart gecesi sokağa terk edilmiş dört kardeşten biriydi. Bir tanesi Balçova Belediye Başkanı'nın ofisinde duruyor, evinde duruyor. Oo, hırlamaya başladı beni. Vetbulans'ımız var. Vetbulans'ta böyle aynı insanlar gibi destek yapıyoruz. 9122 canlıya yardımcı olduk bu süreçte. Patican, 1,5 aylık mı? Vallahi o kadar. 2 aylık. Ben birazcık anlarım. Vallahi bravo. Keyfi yerinde. Evet. Yok, oraya ben başlayayım. Kimden kurumama gelecek, kimden köfte gelecek anlıyor mu baksana? Mama elinde çok yakın ya. Arabası başkanı. Yok. Ama ben ana çocuk sağlığının yanında eczacıydım. Çocuk kapıdan girer. Biz kaç aylık, kaç kilo olduğunu görürüz. Hiç sormadan, tartmadan veririz. Sonra reçeteye bakardık doğru mu diye. Şimdi de yolda bir çocuk görüyorum. Diyorum ki 7 aylık mı bu diyorum. Annesi diyor nasıl böyle. Bu işe baş koyduk biz. Çalışma ortamında bir küçücük kedinin olması bile tabii. Bir anda böyle insanın stresini öyle alıyor, işte. Sinirini alıyor. Çok stres yok dersem yalan olur. Onur verdiniz efendim tekrar. Biz teşekkür ederiz. Bu arada ederiz. Gökhan Başkanıma da teşekkür ederim. Sağ olsun biz yerel yönetimlerle ilgili o paylaşımlardan da çok faydalanıyoruz. Ben ve bütün belediye başkanları, arkadaşlarım. Hatta müsaade ederseniz bir toplantınızı da hem MYK olur, ister burada yaparsanız onur verirsiniz. Olur.